Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Çok çılgın, çok çılgın bir derbi daha, çok çılgın bir düello daha. Gerek mutantların, gerekse oyunun en iyi baba hero'larından iki tanesi. İkisi de 6 yıldız R3 arkadaşlar. İkisi de 6 yıldız R3. Sol köşede, ringin sol köşesinde 6 R3 200 kopya Omega, ki Omega'nın kopyası çok önemli. Rakibin üzerine attığı ölüm tohumlarının verdiği hasarı arttırıyor. Bir tarafta 6 yıldız R3 200 kopya olmasa da kopyalı Apokolips. Apokolips'in kopyası arkadaşlar saldırı veya defans bağımında çok önemli değil. Sağlık basmasıyla alakalı bir mevzu. Orada dövüşe girmediği zaman falan fiş mekan. Çok çılgın. Her ikisi de arkadaşlar düzeltiyorum. Özellikle Omega Red'in yüksek hasarı verdiği zayıflatıcılarla oluyor. Apokolips hem zayıflatıcılarla veriyor arkadaşlar, hem de vurduğu hasarları arkada sektirmesi, yani iki katlanla oynuyor. Fakat şöyle bir mevzu var. Apokolips 4 yük değilken arkadaşlar özel saldırıcı çifter çifter zayıflatıcı veremiyor. Bu Apokolips için çok büyük bir handikap olacak. Yani yanında Cable olsaydı 4'er 4'er verirdi. Dövüşüm dediğim gibi ben sonuçlarını bin bakmıyorum abi. Artık bakmıyorum. Sadece kayıtları çekiyorum. Şimdi sizle beraber aynı anda play tuşuna basacağım. Oynayacak ve ben tabii ki Apokolips'i tutuyorum. Tabii, Apokolips'i tutuyorum arkadaşlar. Ama çok çılgın bir mücadele olacak. Çok çılgın. Bu arada eğer Omega ile 30 yüke çıkarsak saniyede 5000-5000 civarında bozma hasar verecek. Şimdi Omega ile şöyle bir oyun sergileyeceğim. L2 spamlayacağım. Paso ki ölüm tohumlarını sürekli açayım. Çünkü kanımı bir yerden sonra bitecek. Apokolips'e de arkadaşlar hızlı bir şekilde zayıflatıcı hasarlarını verebilmek için L1 artı L2. Arkası L2 L2 gideceğim. L3 gitmeyeceğim. Çünkü 550 kalık bir dövüş. Çok uzun, yani 100 kombonun üzerine çıkacağını sanmıyorum ikisi için de. Ama Apokolips'i ben bir tık gönlüm öyle istiyor. Apokolips'i bir tık daha şey yapıyorum böyle. Ama her ikisi de benim canım ciğerim. İkisi de benim çocuklarım zaten arkadaşlar. 6 yıldız R3. Son ittifak savaşında da bomba gibi. Beraber omuz omuza kapıştıydılar falan filan. Vallahi çok enteresan, çok heyecanlı bir oyun olacak. Tabii ki Apokolips'in eksikliği, handikapı dediğim gibi 4 yük olmaması. Omega'nın da yanında Sabri'nin olmaması. Tabi Sabri olsa mesela çok daha hızlı ölüm tohumu doldurup çok daha yavaş azaltıyor. İkisinin de handikapı ve avantajı var. Kendi alanında güçlü yanları var. Hazırsanız abi başlıyoruz. Çok enteresan. Sizce kim alır abi? İzlemeden önce mutlaka yorumlara yazın. Ve silmeyin abi değiştiği zaman da. Hani dedim, makara espri yapıyordu. Tamamen keyfini oynuyoruz. Ve mutlaka yorum yazın. Yani varsınız burada, yazın abi. Varlığınızı bilelim. Hadi bakalım. Hazırsanız başlıyor gençler. Çok çılgın bir mücadele. Çok çılgın. Apokolips direkt döverek başladı. Tabii ki Omega ile arkadaşlar bozmalar vererek operasyonlara başlıyoruz. Çok çılgın dövüşler geçiyor. Şu anda Apokolips bir tık önde. Bir tık önde ama Omega bu farkı kapatıyor. Abi 1200'lere falan çıkmaya başladı Omega. Eğer Omega, o Apokolips hemen L1 geldi. Hemen L1 hızlı geldi. Apokolips combo sayıcı olarak arkadaşlar ne kadar hızlı çıktığına da bakın. Ki zaten L1 L2'si fazla combo vuruyor arkadaşın. Ama şu anda sanki Omega bir tık daha önde. Omega'nın zayıflatıcıları çok güzel gidiyor. L2 de geldi Omega'dan. Apokolips biraz donuyor. Çok çok çılgın. Apokolips'ten L2 de geldi. İşte mesela burada 4 yük olsaydı arkadaşlar şu anda rakibimizde 4 zayıflatıcı vardı. Yani çok daha o L1 L2'lerin arkada seken hasarları iki katına çıkardı. O kadar etkili. Bu arada Omega aradaki farkı bayağı açtı. Tabi bayağı açtı. Bozma hasarları artık L2'lerle mahvediyor rakibini. Yani combo sayacında da yakaladı bu arada. Oha, Omega çok büyük fark açtı. Apo buradan L2 ile kapattı. Kapatamadı GG. Kritik de geliyor ama yok abi, Omega'yı yakalı 30 abi, Omega'yı da Omega aldı götürdü arkadaşlar. Omega fena aldı götürdü. Apokolips hala kış askerinin L2'siyle uğraşıyor. Ve Omega arkadaşlar açık ara farklı aldı. Apokolips hala kapışıyor. Hala mücadelesini veriyor. Bir tabiri caizse bir var olma savaşı yapıyor. Apokolips hala var olma savaşı içerisinde. Acaba full L2 stratejisi yanlış mı oldu? Gerçi kusura bakma da L3 atsam yani bu kadar süre fark olmaz. Daha hala kış askeri direniyorum acılarını yine dünya şarkısını söylüyor. Apokolips. Ya çok enteresan. Çok enteresan ve tabii ki artık Omega gitti oradan. Omega gitti. Apo hala kapışıyor. Apokolips hala inandı.
L2'sini atıyor ve çok şükür Apokolips de mevzuyu bitiriyor. Abi 4 yüksüz çok zayıf kaldı. 4 yüksüz çok zayıf kaldı Apokolips arkadaşlar. Apokolips'te 111 komboda bitirdi. Şöyle şimdi geri alalım mevzuyu. Mevzuatı bir geri alalım. 66 komboda bitiren hem kombo olarak hem de süre olarak çok fark attı. Yani şöyle baktığımda abi, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani şöyle pausela yanlış yerde bakayım. Tamam. Yani dünya fark var arkadaşlar. Dünya fark var. Vay be. Koca apokalipse bak ya. Kankim gitti benim çocuğum evladım GG oldu ya. Vay arkadaş, apokalips çok pasif kaldı arkadaşlar. Yani dediğim gibi L2 stratejisi daha çok hasar vermeyi düşündüm. L3 bile atsaydım bu farkı imkanı hani daha iyi olsa, ki olur mu bilmiyorum, ben hala L2'nin daha iyi olduğunu, ama belki başka zamanda sinerjileri test ettiğimizde yine bakarız. Yani çok fark var. Aşırı fark var yani. Omega ile aralarında 3'te 1 kadar bir fark var abi. Yani çok yüksek bir fark var. Komba sayıcı olarak da neredeyse 2 katına yakın bir fark oldu arkadaşlar. Omega çatır çutur ezdi. Bu neydi be? Buralardan bir Omega geçti gençler. İkisi de benim çocuğum evladım. İkisi de benim işime yarıyor. 6 yıldız R3'ler. Kopyalılar, akıyorlar. Ama Omega bu tarz bir dövüştü arkadaşlar. Apokalips oyunun başında çok ufak bir şekilde öne geçti. Tabii öne geçti. Ama abi sonrasında çok kötü patladı. Çok kötü patladı. Çünkü Omega rakibin üzerindeki yükleri de kış askeri çok güzel oynadı. Yani tam Omega tarzında oynadı. Öteki türlü kış askeri baksana şu anda bile özel saldırı atıyor. Apokalips'e çok da zaman kaybettiriyor. Velhasıl kelam Omega ezdi geçti gençler. Vallahi ezdi geçti. Aa, çok çılgındı. Çok iyiydi. Çok. Bakalım bundan sonra hangileri gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz oralarda bir yerlerde beğen butonu var. Size kalmış. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.